Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu? Tabii ki de denk geliyor. Hatta geçen Zeytinburnu'yla ilgili videonuzu izlemiştim. Hatta geçen sene tam bu noktada yine röportaj vermiştim. Biraz hatırlıyorum. Biraz bilimsel bir gençtiniz. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Yani iyi çok şükür. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Vizelerimiz bitti çok şükür. Şimdi hangi seçimi bekliyoruz? Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Çok güzel. Peki Zeytinburnu hangi mahallede oturuyorsunuz? Sümer Mahallesi'nde. Sümer Mahallesi'nde. Zeytinburnu'na hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Ya ben Onur Soytürk'e oy vereceğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden Onur Bey? Çünkü kendisi bir şehir planlamacısı ve aynı zamanda da gayet tahsilli, donanımlı birisi. Zeytinburnu'muza böyle birisi yakışır. Kendisini gördünüz mü, tanıştınız mı? Kendisiyle evet, bizzat tanıştım. Hatta bizzat konuşma fırsatım da oldu. Evet, inşallah. Nasıl görüyorsunuz? Onur Bey sanki başaracak gibi geliyor. Hem sizin hem de diğer sayfaların videolarına baktığım zaman, anketlere baktığım zaman hem İstanbul'da hem de Zeytinburnu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünlüğünü kuracağını düşünüyorum. Peki. İBB'de kime vereceksiniz efendim? Ekrem İmamoğlu tabii ki de. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma sosyal devlet geliyor. Çünkü yaptığı hani İBB bursları olsun, kent lokantaları olsun, onun dışında yurtlar olsun, sosyal devlet örneği direkt. Peki efendim, bazılar diyor ki AK Parti yönetiyor, bazılar yönetemiyor, her şey pahalı, hayat zor. Ne görüyorsunuz siz bir genç olarak? Yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Açık konuşmak gerekirse 2019 yerel seçimlerinden beri çok büyük bir enflasyon dalgası var ve her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Bu da yönetemediklerinin net bir kanıtı bana çok göre. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel, teşekkürler. Takip etmeye devam edin bizi.